Arkadaşlar merhaba. Emir'le Pog'un hakkını Nürburgring'de vermiştik hatırlarsanız. Çok güzel bir video olmuştu. Şimdi bir başka video ile birlikteyiz. Bu sefer Emir'in bu gördüğünüz E87 kasa 1.30'u ile birlikteyiz. Ama öyle sıradan bir 1.30 değil. Ben atmosferikçiyim, beni biliyorsun. Beni pistte turbo bir arabaya şey yapamazsın. Yani çok kullandım, bir sürü araba kullandım ama şey yani atmosferik hastasıyım. Şimdi yanlış bilinen bir olay var biliyorsun. Herkesin, her yerde de yazarlar. BMW'nin son yaptığı 6 silindirli atmosferik gerçek motor E46'nın üzerindeki S54. Değil diyorsun. Öyle bir şey yok. N52. N52'yi çok özel yapan bir şey var benim için. Alüminyum magnezyum alaşımıdır. BMW mühendisleri N52 yaparken şöyle bir hedefle yola çıkıyorlar. Dünyanın en hafif 6 silindirli motorunu yapacağız. Sıralı 6 silindirli. Subaru BRZ'lerde, Toyota GT86'larda kullanılan Boxer 4 silindirden bile daha hafif bir motordur. Motorun üzerinde yanlış bilmiyorsam sadece 2 tane çelik komponent var. Bunlardan birincisi crankshaft, ikincisi de egzantrikler ve egzantriklerin de içi boş. Çakmalar bile bloğun üzerine alüminyum ve hiçbir şey torkla çalışmıyor. Her şey açıyla çalışıyor. Üzerinde belli açı değerleri var. 90 derece, 120 derece. Onu 10 derece bile fazla sıktığın anda bitti. İlk yarış hayatıma başladığımda 2016'da bunun 2500 motorlusu E90'larda vardı. 325. O arabayla çok uzun yıllar yarıştım. Yani bildiğim her şeyi o arabadan öğrendim. Biliyorsun benim mantığım birazcık şey, hani yavaş bir arabayla hızlı olmadan hızlı bir arabayla hızlı olamazsın. Hayatımda bir tane de truck tool olarak şey istiyordum. Arkadan itişti de kendim baştan sona yapmak istediğim bir araba istiyordum. Bu arabanın ikinci sahibi benim en yakın arkadaşımdı. Ben o zamandan göz koymuştum bu arabaya. Bu arabayı Münih'ten, BMW'dan aldık. Yaklaşık 40 bin kilometrede falandı. Arabanın ilk sahibi Leo bunu arıyordu. Tamamen sportif kullanıma yönelik amortisör sistemi. Gereksiz konfor ekipmanların hiçbiri yok. Mesela konsolda navigasyon falan yok bunda. Pedal ve kapı trimlerinin içleri farklıdır. Bir tık daha alçak araba orijinaline göre. Tabii her şeyini değiştirdim. Tahmin edebiliyorum ama gerçekten stok ve güzel görünüyor, onu söyleyeyim. Jantlar bir kendini gösteriyor. Onunla alakalı bir duyalım. Sonra motora geçeceğiz zaten. Tamam. Sonrasında da piste gidiyoruz, tur atıyoruz tabii arkadaşlar. Yani tahmin edebiliyorum. Clio ile benim canımı okuyan adam bunda ne yapar? Kim bilir bakalım. Şimdi bu arabayı aldığım zaman üzerinde ET29 8.5'a 17 inçlik jantları vardı. Evo Corse benim zaten eski sponsorum. Onlarla aram iyi. Onlara istediğim offsette jant ürettirebiliyorum. Araba arkadan çekerli de olsa üzerinde fabrika çıkışı geldiğinde arkalar 225, önler 215'ti. Ben ama kare setup seviyorum. Neden? Hani pistte arkayla önü atıyorum kullandım. Arkayla önü swaplayabiliyorsun. 50-50 dağılımında bir araba da olsa BMW genelde ön lastikleri daha çabuk yer. Ön lastiklerle 5-6 tur attıktan sonra arkaya onları geçiriyorum. Ondan sonra arka birazcık daha bırakıyor. Arabanın en natural haline geliyor. Ya, en tatlı zamanı oluyor. Şimdi dolayısıyla bunun üzerinde şu an dediğim jantlar var. Maalesef ben spacer karşıtı bir insan da olsam da arabanın arka tarafında ön tarafında spacer'lar kullandık. Birazcık daha genişletmek için. Arabanın orijinalinde aldığımda Leo buna KW Club Sport V2'leri koymuştu, orijinal yayları. Çelik fren hortumları. Bu üzerinde gördüğünüz jantlardan almıştık zaten ama Leo bu kadar agresif lastik kullanmıyordu. O da piste çıkıyordu arabayla. Bu arada bir ek yapabilir miyim? Lafını böldüm. Tabii ki. Arkadaşlar Leo Ferrari'de üst düzey bir mühendis. Doğru. Evet, söylememde sakınca yoksa öyle bir adam yani. Normal bir adam değil. Bahsettiği de arkadaşı böyle bir adam yani. 15 sene diye yakında Ducati'de şey olarak çalıştı. Yani. Yarış mühendisi olarak. Motosikletlerin çalıştı. Şey Ferrari'si diyelim yani sonuçta, aynen, Ducati'ye aynen. De. Ya bu arabanın ilk dokunuşlarını yapan adam gerçek bir PhD'li doktor. Yarış mühendisi yaptı bu arabayı. Evet. Gerçek bir makine mühendisi. Gerçek bir makine mühendisi zaten Ferrari'de çalışıyor yani adam. Ondan sonra ben arabayı ondan bu şekilde aldım. Ben rahat durmadım. Hemen piste çıkmaya başladım. Arka amortisör falan birazcık bana yumuşak geldi. Orijinali 255 beygir bunun. Leo yine buna açık hava filtresi takmış. Ben onların hepsini orijinaline döndürdüm. Bu kimseyle anlaşamadığım şey. Bir hava filtresi böyle böp böp ses yapıyorsa anla ki o boşa giden bir güç demek. Doğru. Yani. Anlatamıyorum. Sesi arabanın güzel olur ama tabii verimi tartışırız. Yanlış bilinen bir şey. BMW'nun en performans aksesuarları var. Bunun üzerinde mesela aksesuar olarak alabileceğin hava filtresi kiti vardı. Bir de Leo buna şey takmıştı. BMW'nin quick shift'lerini takmıştı. Derken başladım oynamaya arabayla. İlk başta amortisör ayarlarını birazcık daha Nürburgring'e göre değiştirdim. A52 Yokohama'ları kullandım. Üzerinde gördüğünüz coiloverların hepsi Clio'nun üzerinde kullandığım teknolojiyle birebir aynı. Clio'nun üzerindeki yaylar ama galiba 90 kilo falan. Bunda 180 kiloya kadar çıktık. Ciddi mi? Bu arabayı bak elinde esnetmeye çalış şöyle.
Lastik yanaklarından esnetebilirsin sadece. Pistte gayet konforlu. Çünkü frekans farkını algılayabilen bir sistem var biliyorsun KW'da. Benim için öncelik motor gücü değildir. Her zaman gidişat. Salıncaklarla oynamaya başladım. M3'ün salıncaklarını taktık. Her şeyi Uniball'a çevirdik yine. İşte alt tarafta hiçbir teflon esneyebilecek bir şey bırakmadım. Tatmin olmadım. Dedim ki burada 24-7 performans var. Orada Carl BMW'lere fısıldayan adam diye biliniyor zaten. Anlaşması da zordur ama Carl'a ben arabanın üzerindeki body roll'u ve neler istediğimi, gaz anında neler yapmasını istediğimi falan söyledim. Arabanın yürüyen aksamında E87 bu biliyorsun. E90'la bütün altyapısındaki parçaların çoğu aynı. M3 GT4 yarış arabasından kullanabildiğimiz bütün parçaları altında kullandık. Ciddi mi? O yüzden salıncakları falan daha geniş. Her şey Uniball. Ondan sonra kamber ayarlarını verebilmek için alt tarafta ayarlı bağlantılar kullandık. Çelik fren hortumları Goodrich'in. En pahalı parça üzerindeki şu an direkslere çift yönlü diferansiyelle çevirdik arka tarafına. Üzerindeki ramp ayarlarını gaz tepkisinde ayrı, frende ayrı olarak yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ABS birazcık sapıttı. Ne yaptık? BMW GT4 yarış arabasının ABS programını buna yükledik. O bayağı bir vakit ve zaman aldı. Kafayı yedirtti bize. Üzerinde bunların kar ve buz maplarının hepsini sildik. Çünkü BMW bu arabayı size sattığında karda fren yaptığında falan algılıyor ve o moda geçiyor. Onların hepsini sildik. Sadece yarış modunda çünkü tehlikeli oluyordu. BMW'de çekiş kontrol traction'ı full kullanırsın. DTC'yi açarsın. DTC birazcık sana kontrollü kaydırmaya izin verir. Bir de full kapar. Full kapamadı ama frenle viraja girdiğin zaman yine çekiş kontrol devreye giriyor. ABS değil. Yani yine arabayı çekiş toparlamaya kontrol çalışıyor. Aynen. Sevmediğim bir şey. Dolayısıyla bu araba her şeyi kapasan da şu an içindeki mapta frende sadece ABS devreye giriyor. Çekiş kontrol devreye girmiyor. KW Club Sport V2 var. Competition buna takmadım çünkü Competition'ın bakımı çok fazla. Yani bunun Club Sport'taki her şey paslanmaz çelik ama Competition'ın üzerinde bronz parçalar var. Ve yıllık bakım da istiyor. Maliyetli bir şey. Şimdi ben birazcık mantığım biliyorsun. Uçaktan buraya inip kullandığımda hani hiçbir bakım, minimal bakımlı araba kullanmayı seven bir adamım. Top mountlarını değiştirdik. Üzerindeki yaylar dediğim gibi çok daha Club Sport'un üzerine gelen yayların çok daha sert oldu. Ve şimdi o kadar sert yay takınca da üzerindeki damper ve rebound ayarları kaldırmadı. Competition'ın içerisindeki belli parçaları alıp Club Sport'un içerisine taktık. Böyle kafayı yiyen bir adamla çalıştım. Burçlarındaki esnek burçların hepsini çıkardık. Aks bağlantılarını ve şaflarını daha sert malzemelerle değiştirdik. Yarışta kullanılanlarla. Şimdi üzerindeki frenler şöyle bir sıkıntı var. Bu arabanın burnu hafif ve ben hiçbir şeyde daha ağır bir malzeme kullanmak istemedim. Yani 1-2 kilo bile rotatif parçalarda ağır parça kullanmak istemedim. BMW'nin monoblok M performans kaliperleri bir tık daha ağırdı sistemiyle beraber, taktığımda diskleriyle beraber. Clio mesela disk o kadar kullanmıyor ama bu araba ağırlığından dolayı disk kullanıyor. Araştırdık. En güzel bunda performansı 3.35'in performans kaliperlerini taktık diskleriyle beraber. Ve bu arabanın üzerinde Z4 3 litrenin M versiyonunun ön diskleri var. Bir sürü farklı disk markası denedim. Mesela Clio'daki kullandığım markayı falan denedim. Bu arabada olmuyor. Bu arabanın üzerinde sadece M diskleri kullanırsan sağ çıkıyor. Onun dışındaki diskleri yamultuyorsun. Ondan sonra ne yaptık? Normal koltuğu, Recaro pole position. Üzerindeki normal ben otursam oraya virajda içinde duramıyorum. Çünkü lateralde bu araba 2G'yi geçiyor. Hatta fotoğrafta insanlar şimdi görebilir. Çok rahat tam gaz iki teker bir şekilde viraja girebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Motor gücüyle olarak da yani çok büyük bir sıkıntım yoktu. 255 beygir yetiyor ama biliyorsun bu arabanın belli korumaları var. Hani çünkü dünyanın her yerinde yakıt alınacak şekilde yapılmış. Bir de üzerindeki katalitik konvertör yol tipi katalitik konvertördü. Headers'ın içerisinde ve benim sevmediğim bir şey. Yarış tipi katalizatör var üzerinde. 200 yüceli. Çok yüksek sulara da dayanıyor ve Super Sprint'in headers'ı var. Benim zaten M3 videosundaki biliyorsun ben Super Sprint'i seviyorum kullanmayı. Evet, başka bir şey kullanmıyorsun. Ondan sonra bu araba Schmickler'e gitti. Almanya'nın bana sorarsanız en iyi dinamometre üzerinde araba programlatabileceğiniz bir yer. Hani ne kadar motor gücü şu anda? Şu an en son dinamometrede 295 beygir gördük 100 oktanla. Hiçbir avans vurma falan hiçbir sıkıntım yok. Bu arabanın tek olayı torku 25'e göre daha fazla. Aynı motor bloğu da olsa crank ve herhalde bir yerler farklı. Pistonun aldığı yol çok daha fazla bunda. Ve yanlış bilmiyorsam BMW'nin en fazla yüksek hıza ulaşan pistonlarından bir tanesi, piston hızından bir tanesi bu. Yağı o kadar güzel süpüremiyor bu arabalar. Herhalde malzemeyle de alakalı bir şey. Biraz yağ yakıyor yani. Bir tık yağ yakıyor ama kaliteli yağ kullandığında ve bunu 3000 km'de bir değiştirdiğinde o yağ yanmıyor. Mesela BMW'nin sadece performans modellerinde göstergede yağ ısı göstergesi olur. Bu arabada var.
Bu araba hakikaten güzel. Konuda bir sıkıntı yaşatmıyor bana. Bir yaşadığım sıkıntı da frenler hayatında görmediği ısıları gördüğü için ABS sensörlerinin etraflarını termal koruyucuyla değiştirdik. Yoksa şey yanıyordu. Sensörlerin kabloları da yanıyordu. Virajın ortasında saçma sapan birden ABS kilitleyebiliyordu. Bunların hepsinin üstesinden geldik. Hafifletebildiğim kadar hafiflettim şimdilik. Dediğim gibi dış görüntüsünü olabildiğince standart istiyorum. Mesela kaç kilo sence? Bunun normalde kuru ağırlığı 1400'lerdeydi, özür dilerim de yaklaşık bir 3 kilo almayı başardık. İçindeki malzemelerden, koltuklardı, arka korumalarıydı falan. Bu arabayı da half cage'e ya da full cage'e çevirebilirim. Başka planlarım da var ama şu an aşırı keyif veriyor bana. Hiçbir sıkıntısı da yok yani. Şanzımanı falan. Ya çok gerçekten saf güç almışsın. Gereksiz şişirmemişsin. Ama bir yandan pisti hazır hale getirirken yolda da rahatlıkla kullanabilir bir araç çıkarmışsın. Şu an tek sıkıntı uzun yolda çok ekstrem bir kamber var ön tarafta. 3,5 derecelik kamberle... Çok hissettiriyor. Görünce hemen anlıyorsun yani zaten. Yani 110-120 kilometrenin üzerinde hızla devamlı giderseniz lastikleri yersiniz. Sabit hızda 120 ile gittiğim zaman cruise kontrolü de var. Onları sökmedim. Orijinal direksiyon üstünde zaten. Sıkıntı yaşatmıyor bana. Bu arabalara satılan normalde supercharger kitleri var. Takmam. Gerek bence yok. Gerek yok yani. Yani şimdi... motordan 60 beygir alıp üzerine 150 beygir... 100 beygir veriyorsun. Yani daha da stres, daha da şey yapıyorsun. Şu an dediğim gibi bu arabayı güzel kılan şey ön tarafı aşırı hafif. Çok safkan şu an ya. Yani bu görsel olarak en sevdiğim BMW'lerden bir tanesi. Yani çok ideal bir şey yapmış arkadaşlar. Gerçek modifikasyon benim gözümde bunlar. Yani tabii ben sade seven bir insanım, orijinal seven bir insanım. Böyle bir modifikasyon hayalimdeki. Hatta şimdi buradan şöyle de bir şey söyleyeyim. Biz Emir'le beraber bir araç daha aldık. Yani daha bir türlü çalışmaya zamanımız olmadı yoğunluktan. Ama şurada gördüğünüz her şeyi o araca da bir şekilde bilgi anlamında benzer bir motora sahip. Doğru. Öyle diyelim. Aktaracağız. O da karşınıza çıkacak. Bol bol video gelecek arkadaşlar o araçla da alakalı. Bu araba bir de Clio'dan böyle aşırı hızlı bir araba değil. Hani Clio ile ben 752'leri görüyordum. Bunda da teorik olarak 740'lara inebiliyorsun. Şu an hani tur zamandan daha çok keyifli işim var benim biliyorsun. Peki hangisi daha çok korkutacak? Yani Clio'yu tecrübe ettik. Tok malum zaten. Yani sonuçta bambaşka çok standart bir araçtı. Bambaşka bir deneyim. Önden çekerli arabanın güzelliğine viraja girebileceğin kadar geç frenle girip virajın ortasına kadar hız taşıyabiliyorsun. Herkesten farklı olarak. Bunda bütün avantajın aslında viraj ortasından viraj çıkışına kadar Clio'dan çok daha avantajlı kalıyor bu araba. Tabii gücü vesairesi çok daha yerinde. Daha torklu. Torklu. Alt devirden yani maksimum zaman, torkunu alıyor zaten. Tabii. Bunlar sürüşte o bahsettiğin konuda büyük etkenler. Yani ben yarışçı değilim ama işi teknik olarak öyle görüyorum. Emir bu arada araç da yanıyor ya. Yeni yaptırdın. Ben yaslandım sadece şu ana kadar. Kim yaptı? Onun mekanındayız şu anda bu arada. Şimdi burası normalde EVN Ring Rentals'ın yeri. Burada iki tane arkadaşım çalışıyor. Bu da bir Ring'deki iyi bir kiralama şirketlerinden bir tanesi. Temizlik işlemlerini, pasta cilasını ve seramik kaplamasını Luis yaptı. Luis artık burada bu hizmeti veriyor. Senin takipçilerden de bana ulaşan çok adam var. Hani burada arabalarımızı kime yaptırabiliriz, lastik isteyebiliriz falan. Evet arkadaşlar, Nürburgring'e yolunuz düşer. Böyle bir güzel işlem yaptırmak isterseniz... İndirimleri var. 8 silindir. Luis'e Etam'dan 8 silindirden geldik diyen ilk 5 kişiye burada bir 50 Euro'luk Luis indirim yapacak. Süper. Luis de burada, gösterebilirsin. Hey, what's up Luis? How are you doing? Good. Okay. Ama gerçekten nice çok güzel. Gayet güzel bir çalışma yaptı Luis üzerinde araba. I like what you did. Görünüm de gayet standart görünüyor. Şimdi aslında bu arabada mesela yapmışsın yani. Sevmediğim şeylerden bir tanesi mesela B-Lark yapacağım güncellemeler. Bunun üzerindeki hani sulu yağ soğutma sistemi var şu an üzerinde. 1.35'in yağ soğutmasına geçeceğim havayla olan alt tarafta. Onun dışında da sana bahsettiğim gaz kelebeği yerine bütün gaz etkisini veren alet budur. Alt tarafta da görebileceğin gibi zaten Super Sprint'in headers'i var. Üst taraftaki bütün plastik coverları çıkardım üzerinden. Top mountları da burada görebilirsin zaten. Evet. Emir'cim artık çok konuştuk. Zaman, sürüş zamanı. Nürburgring'e çıkıyoruz ve Emir beni bu sefer BMW 1.30'la korkutuyor arkadaşlar. Evet. Last lap 19.15'miş.
Hazır mıyız? Tamam. Yes sir. Bir daha. Konuşarak biraz gidebiliriz, sorun yok. Tamam. Şimdi benim her zaman sevdiğim olay şuydu. Deminki turu bu kadar yayınlayacağını zannetmiyorum Ethem. Herhalde bir giriş turu gibi olsun. Demin bir tur attık Ethem'le. Şimdi benim kuvvetli olduğum demeyeyim de en fazla deneyimimle olduğu şey yağmur. Evet, gördük. Ben de her zaman şey mantığındaydım hani. Ne kadar yağmur olursa o kadar fazla çıkmaya çalışıyordum pistte. Bundaki ana sebebi de şey, daha az araba oluyor ve limitlerimi daha güzel görebiliyorum. Kendini şimdi acaba araba ne zaman kayacak, ne zaman kayacak mantığıyla şartlandırırsanız beyler, maalesef çok daha şey oluyor, sizi tedirgin etmeye başlıyor. Şimdi üzerimizde semislik lastikler var, yağmur lastiklerimiz de yok ama ona rağmen pist yüzeyinde çok fazla su olmadığı için hani tutuşumuz rahatladı birazcık. Bence bundan bahsediyordu. Güzel güzel. Bu bilerek müthişli yaptığım bir şey ama. Ya inanılmazdı. Çok güzel yanladın ya. Şimdi bak tek yaşadığım şu sıkıntıyı görüyoruz değil mi? Önden araba önden kayma yaşamaması lazım. Evet. Esas hissettiren şey bana oluyor. Şimdi hat sen bak. En fazla sıkıntı yaşanan yerlerden biridir yağmurda. Dümdüz giriyor millet herhalde burada. Ha? Dümdüz giriyor diyorum. Bu arabada şöyle bir güzellik var. Orijinalinin üzerindeki ABS maplarının hepsini değiştirdik. Acayip yanlı daha demin bu arada inerken. Allah ban yemeyelim de bugün ben başka bir şey evet, istemiyorum. Evet sen bugün ban yeme ihtimalin var abi. İlk deneyimin nasıl? O çok iyi ya, acayip. Sen ilk defa yağmurda. Geçen sefer yağmur, de yağmurda yok, hiç yağmur. Togg'la çıktık yağmura. Şimdi hemen buna bindik. Tabii Togg'la da inanılmazdı arkadaşlar. Şakır şakır yağmurda. Bu daha homojen bir şekilde şu an yer. Ve yardırıyor arkadaş. Burası çok sakat mesela yani. Bilmeyen adam toslar karşıya direkt. Isındın yani bu sefer. Efendim? Tam ısındın diyorum bu sefer. Hızlar falan çok arttı. Bak niye buradan tren yaptığımı anlıyorsun değil mi? Çünkü normalde yarış çizgisinin üzerinde olan yerlerde şöyle bir sıkıntı var. Arabaların o yarış lastiklerinin bıraktığı bütün izler şey olarak kalıyor. Gözenekleri tıkıyor. Bu kuru havada sana avantaj olarak dönse de hani daha yapışkan bir ayar haline geliyor. Burası da kayar. Kuryer'de daha avantaj haline de dönse sana burada şey haline geri gelir o. Islak havada jel haline geliyor onlar. Kamerayla mı izliyorlar burada? Etrafı mı? Genelde marşallar şey yapıyor. Var marşallar var. Pis görevlileri. Bak şu an kafadan nasıl kayar hemen. Biraz daha go kart mantığı şey yapmaya çalışıyorum hani. Aynen. Go-kart'ta da bazen komutu verirsin, beklersin arabanın tutması için. Şu an yağmur, yani pist ıslak ve tam bu lastikleri ısıtabileceğim kadar. Ama pistin üzerinde dediğim gibi hani şey kalırsa, nasıl diyeyim? Su birikintisi falan olduğunda o zaman yapacak bir şey yok abi. Birazcık daha kanallı lastiğe geçmen gerekiyor. Ama arka lastiği sıcak tuttuğumuz sürece sorun yok abi. Yapacak bir şey yok. Çok korkardım eskiden yağmurdan ya, anlatamam. Yarış gününe kadar böyle takvime bakardım. Acaba başıma ne gelecek? Midem bulanırdı. Ama birden dostum oldum. Çok ilginç yalnız. Gerçekten senin yağmurun böyle dostun olması, yağmur adam olman ondan sonra korkunda mücadele edip onun üstesinden gelip onun üstüne çıkmışsın yani adeta. Ya bu hisle alakalı bir şey. Şimdi bu bizim mesela biraz takımla da biliyorsun pazartesi şey cumartesi günü aram gergindi. Aslında mentor olarak şeyin söylediği çok mantıklı bir şey var. Buna da.
poz vermek için yapma. Bizim takım sahibim bana bir şey var. Kafam benim ne kadar rahat çalışırsa o kadar az streste giderim. Ama o rahatlığın içine birazcık agresyon da geldiğinde güzel olabiliyor işte. Aynen aynen. Pazar günü onu gördüm mesela. Tam yarışın üstü arkadaşlar. Geçen gün Emir'in cumartesi pazar yarışı vardı. Ben de izledim zaten onun videosunu. Bundan önce ya da sonra bilmiyorum ne zaman atmış oluruz. Yani inanılmaz bir atmosfer. Adam o gün zaten toplamında herhalde 6-7 saat yarıştı. Belki fazla. İki farklı arabayla. Sonra TOG'la iki kez turladık. Şimdi de iki kez turluyoruz. Yani seviyor bu işi. Yani bu iş hastalık işi. Wow. Ethem Bey'i de ilk defa bu kadar suskun görüyorum. Ha, vallahi abi şimdi. Geçen Clio videosunda da suskundum ya. Kolay bir iş değil yani şurada bir şeyden sunmak. Mişa'yla nasıldı? Güzeldi gayet. Mişa'nın araba çok hoşuna gitti ya. O beni mutlu eden şeylerden biri. Evet, bir de tamam benim de eskiden hani instructörlük yaptığım bir dönem falan vardı ama Mişa hafta içinde bir sürü araba kullanma şansı duruyor. Doğru. Anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi? Aynen sonuçta aynen. Öyle bir adamın bununla vereceği... Feedback çok önemli. Sonuçta TOG Avrupa'ya gidiyor ve böyle bir adamın, bilinen bir adamın böyle bir pistte TOG'u kullanması önemli bir şey. Onun fikirleri değerli. Vay. Ne biçim bir pisttir arkadaş bu adam ya. Karusele geldik. Sen burada tutmuyorsun. Aynen. Arabanın gidişini beğendin mi? Bayıldım abi. Araba muhteşem ya. Ben sana düşünüyorum. Sen bu arabayla çok yani şeyler tokatlamışsındır. Porsche'ler bilmem neler. Şöyle bir olay tabii arkadaşlar. Şimdi Emir'in olayı şu. Adam yarış pilotu. İşte burayı ne bileyim 1500-2000 kez dönmüş. E şimdi öyle olunca da buraya ortalama bir adam geldiği zaman çok iyi bir arabayla da bile gelse tokatlayıp bırakıyor. Öyle ya bir şey. O deneyimle alakalı. Tamam. Şeyle alakalı değil. Bir de buraya gelen herkes böyle hadi rekor kıracağız bilmem ne süre öyle bir şey yok. Şimdi millet internette bir videolar paylaşıyor. Abi Ferrari geçtim lan. Ferrari belki. Adamın zikinde değil yani. Adam turlamaya fotoğraf çektirmeye gelmiş. Onu demek istiyorum. Bir de o var. Doğru söylüyorsun. Adam fotoğrafa gelmiş mesela. Peki o zaman sana soruyu şöyle sorayım. Vah! Vuh! Ney? Nasıl soracağım soruyu? Sor. Şöyle soruyorum abi. Şimdi dedin ki adam fotoğraf çektirmeye gelmiş. Eyvallah. Bak orada da millet bizi izliyor. Fotoğraf çekiyor mesela. Tamam mı şimdi? Eyvallah. Peki hiç böyle pistte kafa kafaya gittiğin, böyle inatlaştığın bir adam oldu mu mesela? Ha, hasta olduğum çok pilot şey var benim. Nasıl diyeyim sana? Yani örnek aldım her şeyini, böyle ağzından çıkan her kelimeyi böyle ders olarak çalıştığım insanlar var burada. Kurtardık ama. Kamera gitti. Abi inanılmazdı ya. Geldik o an çamuru gördüm. Bu da oldu, bu da oldu arkadaşlar. Güzeldi yani. Fotoğrafa güzel bir poz verin. Vallahi billahi. Fotoğraf mı çekti sonra? Orada fotoğrafçı mı? Yok artık ya. Onu lütfen çıkarma tamam mı? Vallahi. Onu şeyden çıkar, kızıyorlar. Hani o kadar risk alıyor. Koymayız onu. Koymayalım değil mi? O geldik çamur vardı evet, ya. Evet evet çok tehlikeli. Arabada servis şeyi yattı. O niye yanıyor sence? Ne? Servis ışığı. Bilmiyorum. Düzelir herhalde açıp kapayacak. Şeyde gidişinde bir sıkıntı var mı? Yok. Frende falan da yok. ABS falan da devrede. Şey falan mı? Sıvılarla mı alakalı acaba? Orada herhalde biz uçunca direksiyon. Ha. Güzeldi bak şimdi. Demek ki orada lastik havaya kesildi ya. Evet.
güzel içiyorduk. Abi var ya, kafam bir gitti bir geldi, çorba gibi oldu kafam 4 turdan sonra. Nasıl atıyorsunuz bir yarış arabalarıyla siz burada bunu ya? Vallahi billahi. Sen beni kusturacaksın sonunda vallahi. Yeminlisin. Evet, Düzlüğe geldik. Oh arkadaşlar, pilim bitti. Emir'cim teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu, canım çıktı. İnanılmazdı. Önce TOGG'la turladık. Şimdi BMW 130 ile turladık. Dehşet bir hafta sonu yaşadım. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. Dileğine sağlık dostum. Dediğimi yap, yaptığımı yapma diye bir laf var ya. Aynen. Gördüğünüz şeyleri pek denemeyin aynı çizgilerle. Beyler, yağmurla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Bu özellikle insanlar videolarda çizgileri görüp aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Yağmur çok dinamik bir konsepttir. Yani bugün şu derecede yağan yağmur, yarın aynı derecede aynı şekilde yağmayacak, aynı rüzgarla yağmayacak. Yağmur, o an biraz yolu okumanız gerekiyor, hissetmeniz gerekiyor. Onun dışında başka bir şey yok. Neyse tamam, driftlerimiz sıkıntı olmamış. Evet, normalde ne yapıyorlar buraya gelince? Sarı kart. Aa, yüzüne çakıyorlar direkt. Aynen. Desene.